Konuyu her boyutuyla tartıştıkları çok önemli, anlamlı bir programdı. Alp'in öğretmeni bizim programı izliyor ve çocuklara bahsediyor. İşte o teneffüste toplandık bir 30 kişi. Öğretmenimiz okulda bir sunum yaptı ve çalışmak isteyen öğrencileri çağırdı. O izlediğim programdan alıntılar yapıp bir sunum hazırladım. O videoyu işte belli yerlerini keserek çocuklara izlettim. Kan Bayılken televizyon programında, o çok sevdiğim televizyon programında pek çok hayırseverin kan bağışında da bulunduğunu, ancak ilik nakli yapılmaya uygun kişiler tarafından verilip verilmediğinin testinin ülkede yapılamadığını. Ben kahraman olayım diye siz ilik bağışı yaptığınızda aslında onun çok fazla bir anlamı olmuyordu. O da 15 bin örnek arasında incelenmeyi bekliyordu. Meğerse alınmış şu kadar şu kadar binlerce ünite kanı işleyemiyorlarmış. Bunları işlemek seneler sürermiş. Bir bütçe oluşturamadığımız için yeni gönüllü vericilerin doku tipi analizlerini yapamaz durumdaydık. Bizim elimizde önceden topladığımız numune kanlar vardı. Fakat imkansızlıktan, laboratuvarlarımızın ve maddi imkanlarımızın yetersizliğinden dolayı bunların tiplemesini yapamamıştık. Bunun üzerine sevgili Ceyda hocamız, gelin hep beraber bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratalım diye bütün öğrencilerine konudan bahsettiği zaman, içinde benim oğlum Alp'in de olduğu bir grup pırıl pırıl genç ayağa kalkıp biz bu işte varız. Benim gibi çok etkilenenler geldiler. 10 kişi kadar, 10-15 kişi kadar bir toplumumuz oldu. Alp de aralarındaydı, yani o şekilde başladık. Cupcake satışlarına başladık. 3 teneffüsümüz var, 3'ünde de satmaya başladık hepsinde. Ve ciddi bir para oluştu, yani hiç tahmin etmediğimiz kadar. Bir gün içerisinde 1000 lira kazandık mesela. Ondan onu birkaç kere yaptık. Sonra kampanya tişörtleri bastık ondan elde edilen parayla. Tamamıyla kendi inisiyatifleriyle, işte yaptıkları tişörtlerle, cupcake'lerle, kermeslere katılıp oradan topladıkları minnacık bütçeleri büyüterek İlik Bankası'na benim bildiğim kadarıyla 900'ü aşkın kit sağladılar. Yaptığımız diğer kampanyaların aslında daha ilerlemesi gerektiğine, bunların yetersiz olduğunu konuştuğumuz bir toplantı vardı. Daha büyük bağışlar elde etmeliyiz. Hani mesela büyük firmalardan, yardım edebilecek firmalara gidip onlardan destek almamız gerektiğini konuşurken Alp şey demişti, ben babamla konuşabilirim. İlk önce beni telefonla aradı. Tabii okul zamanı telefonla arayınca bıraklandım. Telefonu açtım, konuyu anlattı. Teneffüs arası bir 5 dakikalık arada gelip telefonu uzattı. Dedim ki tamam, mümkün. Hemen Ceda Hoca ile de konuştuk. İşte tarihi bir konuşma oldu bizim Adnan Bey ile. Ben destek olacağım ve sizi de dedi yardım edebilecek kişilere yönlendireceğim dedi. Ben de bunun üzerine maddi yardım yapabileceğimizi gayet tabii ki, ama daha iyisini yapabileceğimi ve çevremde sevdiğim dostlarım, iş adamlarından her pazartesi ve cuma günü randevu alabileceğimi, konuyu anlatıp yardım toplayabileceklerini ve bu topladıkları yardımlarla da İstanbul Üniversitesi Çapatıp'a bu tester kitlerini verebileceklerini anlatınca çok da sevindiler. O dönemde aynı anda 5 tane şey yapmaya başladık. Biri cupcake satıyor, biri logo tasarlıyor, biri de Alp'le birlikte toplantılara gitmeye çalışıyor. İçinde Alp'in de olduğu bu genç ekip arkadaşlarıyla beraber bir zaman harcayarak bağışçılara, dostlarımıza, iş adamlarına gitmek suretiyle konuyu anlatıyorlar ve bağış topluyorlar. İlk geldikleri kişi bendim. Ceyda öğretmeni ve bir arkadaşıyla geldi. İlk girişi kendisi yaptı. Kısaca projeyi anlattı, ne yapmak istediklerini anlattı. Benim de onlara herhalde yardımcı olacağımı söylemem onları da motive etmiş olsa gerek. Yılda 300-500'ü anca yapabilirken onlarla birlikte bir ivme kazandık. Her ay düzenli bir gönüllü vericiyi sistemimize analizlerini yapıp veri tabanımıza ekliyordu. Konu 8-9 ay devam ediyor. Dönem dönem topladıkları bağışlarla gidip test kitlerini alıyorlar ve bunu partiler halinde Fatma hocamıza teslim ederek kan örneklerinin test edilebilmesi, uygun olup olmadıklarının prosesinin yapılabilmesini sağlıyorlar. Oğlumuz Alp'e çok büyük destek olmaya çalıştık. Neler yaptıklarını, kimlerle nasıl konuştuklarını,
ne şekilde yardım istediklerini, bütün olayı sindirerek anlaması, yani kendisinin de bunun bilincinde olması hepimizi çok mutlu etmişti. Derken başımıza bu kaza geliyor. Bizim için, aile için büyük bir şok. Ya bilmiyorum, nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Yani o kadar çok şey aklımdan geçti ki çok hızlı bir şekilde. Yani bir anda çöktüm yani. Çünkü hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Tabii bir es alındı. Yani her şey duruldu. Yani merkez ne yaptığını bilmiyordu zaten. Ceyda öğretmen olay olduktan sonra bana birkaç tane mektup yazmıştı. Fakat ben kendimi iyi hissetmediğim için babam mektupları sakladı ve hala okuyamadım mektupları. Sonra Begüm'le, eşimle beraber bir vakıf kurmaya ve içinde Alp'in de olduğu bu pırıl pırıl gençlerinin hayallerini bir adım öteye taşımaya karar verdik. Hiç unutmuyorum. Alp'in ölümünden bir hafta sonrasında işte bir dua okunuyordu. Oraya gittiğimizde evinde Adnan Bey gülümseyerek bana bunu söyledi. Projeye devam edeceğiz hocam, durmak yok dedi. Ve Alpşen Vakfı'nı kurduk. Alpşen'in hayatındayken başlattığı bir projenin devamını bu vakfın kuruluşuyla hayata geçirmek istedik. Tabii ki bizim en büyük hedefimiz şeydi. Gerçekten donanımlı böyle modern bir ilk bankası kurmaktı. Ona öncülük etmekti. Adımızı değiştirdik. Alpşen İyilik Projesi yaptık. İstanbul Üniversitesi çapatıpla tamamıyla koordineli bir şekilde makinelerin getirimi, çalıştırılması, kurulması işlemi yapıldı. Fakültemiz, dekanlığımız, başhekimliğimizde yer tahsis edildi. Ve yıllık 10 bin ile 20 bin arasında gönüllü verici çalışabilecek bir laboratuvar olacak. Bu şekilde gidersek gerçekten şu anda 30 bin olan, 99'dan beri 30 bin olan sayı bir anda bir senede 20 bin kadar artmış olacak. Sadece ilik girecek bir kapıdan diğer kapıdan analizler çıkacak. Aynı zamanda testler de daha detaylı olduğu için uyumun ne kadar fazla olduğu daha iyi belirlenebilecek. Bu da daha sonrası hastanın hayatta kalma şansını da artırabilir. Yani tamamen yeni bir düzen geliyor. Projeyle ilgili bir gelişme olduğunda sanki bunu Alp'e de söylesek, Alp de şöyle yapar gibi aklımdan bile geçiyor. Hala yanımızda ve hani bizimle konuşuyor gibi. Acıların paylaşılması böyle bir yatırımla olabilir. Bunun için ben hayatımın sonuna kadar bu işi gönüllü olarak yapacağıma inanmıyorum. Öyle bir karar verdim. Hepimizin burada çok kıymetli katkıları oldu. Herkesin kıymetli katkıları oldu. Teşekkür ediyorum herkese de. Ve neticesi de ortaya çıktı. Bu çok önemli. O Alpşen Vakfı'nın devreye girmesi, bu konuya hassasiyet göstermesi ve böyle büyük bir projeyi başlatmasıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda kendi bankamızdan da çok fazla sayıda hastaya gönüllü verici bulabileceğiz. Alp'in böyle bir projeyi başlatmış olması ve şu anda vakfın bu projeyi sahiplenerek devam ediyor olması çok hayat kurtarmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü ne olduğunu, nereden nereye gelindiği görüşsün diye hem bir vakıf oluşturulmuş hem de böyle güzel bir şeye imza atılmış oldu. İnşallah birçok insana fayda sağlar. Umarım. Yani temel attık yarım kaldı değil. Fabrika kuruldu, çalışıyor. Bu çok önemli.